Sisler Burları'ndan iyilikler, esenlikler diliyoruz. Ülke gündeminde tabii ki öne çıkan farklı konular var. Siyasette önemli gelişmeler oluyor. Üniversitelerle ilgili yapılan rektör atamaları tartışılıyor. Ve gündeme baktığımız zaman bazen ihmal edilen, bazen de çok çok öne çıkan ama yeri geldiğinde ne kadar önemli olduğunu zaman zaman da bizim de vurguladığımız konular var. Bunlardan birisi özellikle adalarımız, Akdeniz'de yaşanan olaylar, özellikle bu bölgelerdeki vatandaşların durumu, adalarımızın durumu, silahlandırılan adalar konusu da hep gündemde olmaya da devam edecek ve giderek de artarak, üstelik de önem kazanarak. Bu konuları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski kurmay başkanı, emekli tümamiral Cihat Yaycı ile konuşacağız. Cihat Yaycı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Strateji Merkezi'nin de başkanlığını yaptığını hatırlatalım. İkinci bölümde de rektör ataması, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasından sonraki gelişmeler, üniversitelerin durumu ve kapıya vurulan kelepçe, arkasından da bu konuları da Yükseköğretim Kurulu yani YÖK'ün önceki eski başkan yardımcılarından Profesör Doktor İsa Eşme ile değerlendireceğimizi de belirtmiş olalım. Cihat Yaycı komutanımıza da hoş geldiniz diyoruz efendim. Hoş bulduk Saygı Bey. Komutanım, şöyle bir bakarsak karasularını Yunanistan'ın genişletme planı, bu konudaki denizlerimizde meydana gelen gelişmeler, zaman zaman denizlerde karşılıklı olarak gemilerin arasında mesafelerin giderek azalması ve o bölgelerdeki gelişmeler hakikaten acaba Yunanistan'la aramızda savaş mı çıkacak endişesini de ister istemez gündeme getiriyor. Baktığım zaman Yunanistan'ın böyle kara sularını genişletme stratejisinin altında neler var? Bu stratejiyle ne yapılmak isteniyor Yunanistan tarafından? Oradan başlayalım isterseniz. Şimdi öncelikle şunu belirtmek lazım Saygı Bey. Kara suları Adalar Denizi, yani Ege Denizi, ben özellikle Adalar Denizi ismini kullanıyorum. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı isim de budur. Hem Akdeniz demiştir hem de Adalar Denizi demiştir. Lozan Anlaşması'nda ve atalarımızın da geçmişte kullandığı isim bu bölge için Adalar Denizi. Yunanlılar da bundan son derece rahatsız oluyorlar. Dolayısıyla doğru bir terminoloji kullandığımızı burada sağlamasını yapmış oluyoruz. Bu Adalar Denizi'nde kara suları meselesi son derece önemli bir meseledir. Yunanistan, Megali İda'ya göre Adalar Denizi'nin tümüne sahip olmayı ve Adalar Denizi'ndeki tüm adalara sahip olmayı hedeflemiştir. Megali İda'nın hedeflerinden bir tanesi budur. Batı Anadolu'yu. Bu bölgede yani Adalar Denizi dediğiniz yerde ne kadar ada var, kaç ada var bilinen? Şimdi sayısı 3000 civarında ada olduğu ifade ediliyor ama tam sayısı kesinlikle çıkmış değil. Yani evet. Çünkü küçük ufak kayalar var. Onlar da biliyorsunuz kara sularına sahip olması hasebiyle ada sayılıyor. Adası, yani evet. O kara suların münhasır ekonomik bölgeye ve kıta sahanlığına sahip olmuyorlar ama bir kayanın bile, yani denizin üstünde baş gösteren bir kayanın bile kara suları vardır. Dolayısıyla olaya bu şekilde bakmak lazımdır. Yani evet. Bir kaya deyip geçmemek lazımdır. Bir kayanın etrafında 6000 yarı çaplı şu anda bir kara suyu tesis ediliyor. O yüzden bu adacık kayalıkların kime ait oldukları meselesi son derece önemlidir. Yani bazıları şöyle yani ne olacak canım kayalıkmış verin gitsin veya ya. İşte ne var ufacık bir yer işte kayalıkmış verin gitsin gibi böyle bazı yaklaşımlar var da o yüzden özellikle sizin de bu cevabınız önemli. Özellikle şunu ifade edeyim Saygı Bey. Egemenliği Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmemiş adacık kayalıklar, 152 adet adacık kayalık grubu, bunun sayısı 170-180 tane. Dolayısıyla sayılamadığı için bu küçücük kayalar da var bunların arasında. O yüzden grup tanımı yapılıyor. Yani tam net bir sayı da verilmiyor. Bunun üzerinde çok net çalışılması lazım. Bakın bu Egaylak dediğimiz egemenliği Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmemiş adacık kayalıkların kara suları ne kadar biliyor musunuz? Kara sularının toplamı. Trakya'nın yarısı kadar. Evet. Yani dediğiniz onun için çok önemli. Kaya dediğiniz parçaların kara suları Trakya'nın yarısı kadar bir alan demek. O da topraktır neticede. Çünkü kara tabii, su... Vatan toprağı tabii. Vatan toprağıdır. Vatan suyudur.
ve karasular üzerinde devletin tam egemenlik yetkisi vardır. Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığından çok ötedir. O yüzden karasuları bağlamı çok çok önemli bir konudur. Diğer yandan Adalar Denizi çok dar bir denizdir. Bu kadar sayıdaki adaların varlığı karasularının arttırılmasıyla, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeyi de lehinize çözmüş oluyorsunuz. Neden? Çünkü açık deniz alanı kalmıyor. Karasularını arttırıyorsunuz, küçük bir deniz çünkü. Karasularını arttırınca açık deniz alanı kalmayınca paylaşılacak kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgede kalmıyor. Çünkü onlar karasuları oluyorlar. O yüzden Yunanistan'ın karasuları politikası son derece önemlidir. Çok dikkatli takip edilmesi gerekir. 6 milin üzerine 1 santim bile çıkartılmaması gerekir. Hiçbir yerde, hiçbir şekilde. Şimdi karasuların Adalar Denizi'nde karasularının genişliği hikayesi şöyle başlar aslında. 1923 Lozan Anlaşması'nda o zamanki anlayışa göre karasuları 3 miliydi. Her yerde 3 miliydi. Onun için de Lozan Anlaşması'nda 3 mil kavramı, 3 mil standardı vardı. Oradan kaynaklanır. Yani karasularının 3 mil olduğu gerçeğinden, uygulanan gerçekten kaynaklanır. Fakat 1936 yılında Yunanistan Lozan dengesini bozmuştur. Ve karasularını 6 mile çıkartmıştır. Tek taraflı bir karar. Fakat o zaman hem 2. Dünya Savaşı öncesi hem de Montreux Sözleşmesi'nin imzalanma süreci olduğu için burada Yunanistan'a bir itirazda bulunmamıştır maalesef. Ama Türkiye Lozan dengesini bozmak istemediğini göstererek kesinlikle kendisi 6 mile çıkartmamıştır karasularını. Kendisi 3 milde bırakmıştır karasularını. Bakın bu çok önemlidir. Ta ki 1964 yılına kadar. 1964 yılına gelindiğinde Türkiye mütekabiliyet esasına göre karasularını 6 mile çıkartmıştır. Dolayısıyla Yunanistan'ın Lozan dengesini bozma girişimini, 3 milden 6 mile çıkarma girişimini meşrulaştırmıştır. Nihayet 1964 yılında karasuları 6 mile çıkıyor her iki taraf tarafından. Ve karasuları dışında %48 civarında bir açık deniz alanı kalıyor. Bakın, bir açık deniz alanı kalıyor. Her bir mil arttırsanız, yani Yunanistan karasularını bir mil arttırsa, bizde bir şey değişmiyor. Bizim çünkü önümüzde Yunan adaları var. Yunan adaları olduğu için bizim karasularını arttırmamızın hiçbir etkisi olmuyor. Evet. Çünkü biz 12 milde olsa 12 mil aşamıyoruz. Çünkü orta yattan çekiliyor karasuları. Karşımızda hemen 2 milde, 3 milde, 4 milde, 5 milde adalar olduğu için, 10 milde adalar olduğu için karasuları orta hattan geçiyor. Paylaşılıyor yani. Her bir mil arttırımda %12 ile %14 arasında açık deniz alanını Yunanistan lehine çeviriyor. Yani açık deniz alanından %14'ü kapıya götürüyor. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Halkımız nasıl anlasın bunu? Şimdi iki tane apartman var. İki apartmanın bahçeleri var. Ortada da belediyenin arazisi var. Devletin hazine arazisi var. O bahçeye her iki tarafında çocukları o belediyenin arazisine bahçeleri, hem kendi bahçelerinde oynuyorlar hem de çıkıyorlar belediyenin arazisinde oynuyorlar. Sonra karşı taraftaki apartman bir gün geliyor diyor ki ben çitimi ileriye aldım. Belediye arazisindeki o alanın bir kısmını kendi bahçeme dahil ettim diyor. O zaman ne oluyor? Bu apartmanda, diğer apartmanda yaşayanların çocukları artık o alanda oynayamasa, belediyenin arazisinde oynayamaz hale geliyorlar. Çünkü artık o belediyenin arazisi değil. O karşı tarafın arazisi. O çetin içerisine girmesi lazım. Dolayısıyla karasuları her arttırıldığında bizim gemilerimiz, askeri gemilerimiz atış eğitimi yapamazlar. Tatbikat yapamazlar. Rahatlıkla seyri sefer yapamazlar. Bakın burada çok güzel görünüyor. 6 mildeki şu andaki durum soldaki harita. Açık deniz alanları mavi ile gösteriliyor.
12 mil olursa alan şu sağdaki ekranda, sağdaki 12 mil karasuları olduğundaki durum bu. Yani bizim Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp da Akdeniz'e geçecek olan gemilerimiz Yunan karasularından izin almadan geçmesi mümkün değil. Geçmesini bırakın. Zaten burada eğitim yapması mümkün değil. Yani eğitim yapılacak alan kalmıyor. Ve bu karasularından geçiş için Yunanistan'ın Yunanistan'dan medet umar vaziyete geleceğiz. Ya bunu kabul etmek mümkün değil. Artı görüyorsunuz, bunları geçtik, geçişi hadi bir şekilde geçişten vazgeçtik. Fakat kıta sahanlığı gidiyor. Kıta sahanlığı gidiyor. O paylaşılacak kıta sahanlığı kalmıyor. Açık deniz alanı bitiyor. Şimdi ben bir de bu haritada gördüğünüz gibi 3 renk var. Sarı bizimki. Turuncu Yunanistan'ın adaları. O gösterilen gri gibi olan renklerse Yunanistan'a egemenliği devredilmemiş adacık kayalıkların karasuları. Eğer onlar da Yunanistan'a ait olarak kabul edilirse zaten tamamen bitik vaziyetteyiz. Yani Türkiye'nin bu adımları çok çok dikkatli takip etmesi gerekir. Şimdi soru şu. Efendim Yunanistan karasularını 12 mile çıkartmaya hakkı var mı? Şimdi bizim içimizdeki bazı çatlak sesler, işte ne bileyim liberal veya Yunanistan tarafından fonlanan, Avrupa Birliği tarafından fonlanan bir takım akademisyen ya da uzman kılıklı şahıslar. Ben onlara ya cahil diyorum ya hain diyorum. Bakın çok net şekilde söylüyorum. Bir kere cahiller, eğer iyi niyetlilerse cahiller, çünkü deniz hukuku sözleşmesini bilmiyorlar. Şimdi Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3. maddesinde şöyle der. 12 mil hakkıdır demez. 12 mile kadar çıkartabilir der. 12 mile kadar, maksimum 12 mil olabilir der karasuları. Yani bir sınırlama koyar. Bir haktan öte bir sınırlama koyar. Ayrıca Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 123. maddesi şöyle der. Yarı kapalı kapalı denizler, yani direkt okyanus olmayan denizler, iki devlette ya da birkaç devlette kıyıları çevrili olan denizlerde siz karasularını tek başına arttıramazsınızdır. Karşı tarafın hakkını yiyemezsinizdir. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 300. maddesi de şunu söyler. Der ki, hakkı kötüye kullanamazsınız. Yani karşı tarafın boğazını sıkamazsınız. Bu benim hakkımdır diyerek. Öyle bir şey olamaz der. Onun için yani bir Yunan iç denizine çevirmek için Adalar Denizi'ni, bu gayretlerin çok yakinen takip edilmesi gerekir. Ve bunun bir hak olmadığını çok net ortaya koymak gerekir. Şimdi 1995 yılında biliyorsunuz bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte uluslararası kamuoyunda kasus belli olarak belirtilen, yani savaş nedeni olarak kabul edilen bir karar. Bu karar çok önemli bir dayanak. Yani bunun tartışılmaması gerekir. Yunanistan'ı da en çok rahatsız eden şey budur. Bir takım görüşmelerde Yunanistan'ın ilk öne sürdüğü şey de şudur. 1995 kararını kaldırın. Biliyorsunuz bazı kişiler 1995 kararının kaldırılması için Türkiye'de kampanya bile yaptılar. Yani Türkiye'yi gayrimeşru da davranıyor diye. Halbuki Türkiye uyarıyor. Diyor ki bakın, bu benim hayatım menfaatimdir. Güvenlik ve ekonomik açıdan menfaatimdir. Bu gırtlağımdan sıkılmak gibidir. Öyle bir şey olursa her türlü tedbiri alacağımız şimdiden bilin diyor. Aslında orada direkt askeri müdahale ederim demiyor. Her türlü tedbirin içerisinde bulunan askeri müdahale de tabii ki vardır. Tamam. Komutanım mesela hep şöyle deniliyor işte televizyonlarda veya yetkililerin açıklamalarında 12 mil savaş nedenidir denilir ya hep bu açıklamalar. Niye 12 mil? Mesela 6 milden şu anda 7 mile çıkartması savaş nedeni olmaz mı? 8 mile çıkartması savaş nedeni olmaz mı mesela? Çok doğru. Çok doğru. Yanlış terim bu. Çünkü bizim Birleşmiş Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararında da 6 milin üzerindedir o. Tamam. Çok çok önemli. 6 milin üzerindedir. Dolayısıyla 12 mil savaş nedenidir değil. 6 milin üzerindeki her genişletme 1995'teki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının konusu olur. Anladım, evet. Yani 6.1, 6.0.1
dahi öyle olur. Şimdi onun için bu çok önemli bir şeydir. Şimdi gelelim Yunanlılar ne yapıyorlar? Şimdi Yunanlılar ne yapıyor? Yunanlılar ne yapıyor? Bu 27 Aralık 2020 tarihinde yılın son günlerinde Yunanistan ne yaptı? İyon Denizi'nde dedi ki karasularını 12 mile çıkartıyor. Şimdi ilk bakışta şöyle diyebilirsiniz. Eğer bu konuyu yakından takip etmiyorsanız, ben onun için kamuoyunun ve yetkilileri buradan uyarmak istiyorum. 3 basamaklı planın ilk basamağı uygulandı. Ben uydurmuyorum bunu. Bunu 2017 ve 2018 yılında Yunan Dışişleri Bakanı ve Yunan Başbakanı açıkladılar. Kotsias açıkladı bunu. Dedi ki 1995 yılı kararında esas alarak biz dedi karasularını arttırmada strateji değiştirmedik dedi. Biz taktik değiştirdik dedi. Şimdi yeni bir taktik izliyoruz dedi. Nasıl dediler? Bakın. İyon Denizi'nde önce arttıracağız dediler. Şimdi İyon Denizi'nde arttırdı deyince bizim kamuoyunda çok az cılız bir ses çıktı. Farkındalık yani tehlikenin farkında değiliz biz aslında. Neden? Çünkü şöyle İyon Denizi bana ne? Evet bana ne? İyon Denizi'ne çıkartabilir. Ben de Karadeniz'e çıkarttım. Ben de öyle diyorum. Normalde sadece İyon Denizi ile sınırlı olacak olsa Karadeniz'de ben de 12 mil uyguluyorum. O da İyon Denizi'nde uygulayabilir. Bana fark etmez derim. Ama öyle değil. Açıkladıkları 3 basamaklı planda ilk basamağı İyon Denizi, ikinci basamağı eğer o haritayı getirebilirlerse biraz önce konulmuştu. Doğu Akdeniz, Ege, Adalar Denizi ayrı bir haritası var. Orada ve 3 basamaklı plan var. Onu gösterelim lütfen. Şimdi sanıyorum 8 nolu yansı olacak. Eğer mümkünse küçük çuha bakın burada ilk basamak karasuyu genişletmesi Othoni adasından küçük çuhaya gelmiyorlar şu anda. Küçük çuhaya gelmiyorlar. Mora Yarımadası'nın güneyine geldiler. 6 mil. İkincisi neresi? İkinci basamak neresi? İkinci basamak şu. Küçük Çuha, Büyük Çuha adaları ve Girit adasında karasularını 12 mil yapmak. Daha sonra da Yunanistan ana karası civarında ölçümlendirme yapmak. Bir nabız da ölçmek. 12 mil nasıl yapılır? Esas hatlar, evet. Normal hatlar nasıl çizilir diye. Şimdi bunun tehlikesi ne? Şimdi bazıları diyebilir ki burası Akdeniz. Efendim Akdeniz'de 12 mil uygulayacak vesaire. Bakın çok tehlikeli. Bu cehaletten kaynaklanıyor. Eğer 9 numaralı yansıyı açabilirsek orada göstereceğim şimdi. Bu küçük çuha, büyük çuha evet ve Girit Adası bizim 2010 yılında Uluslararası Hidrografi Örgütü'ne verdiğimiz görüşte de böyledir. Yunanistan'ın görüşü de böyledir. Bu adalar yani Kitara, Antikitara, Küçük Çuha, Büyük Çuha, Girit Adası, Kaşot Adası, Kerpa Adası, Rodos Adası ve Yunanistan'a göre çok enteresan Meis Adası da Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'ndedir. Yani bu ne demek? Bu şu demek. İkinci basamakta Kitara, Antikitara, Girit yani Küçük Çuha, Büyük Çuha, Girit hattında 12 mile çıkartırsan Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'nin bir kısmında 12 mile çıkartıyorsun demektir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 1995 yılı kararı da çok açık ve nettir. Böyle bir durumda Adalar Denizi'nin bir kısmında Ege Denizi'nde karasuları 12 mile çıkartılmış olacaktır. Bunun sindire sindire yapılıyor olduğunu ifade etmek isterim. Bundan zaman çok sonra, dikkatli olunması gereken bir konu. Kesinlikle. Ve ondan sonra tabii şöyle oluyor. Genelde böyle açıklamalar falan dar bir çevrede yapılıyor. Kamuoyu yeterince ne olup ne bittiğini de açıkçası bilinmiyor. Bilinmediği için de
Yani 12 milmiş, 6 milmiş, hiç bunlar veya işte şu adalardaki alanla ilgili şu değişiklik kimsenin de pek umurunda olmuyor açıkçası. O yüzden bu konularda bilim insanlarına, konuyu bilen insanların sıkça kamuoyunu aydınlatmaları, sıkça bu konuyu gündeme getirmeleri ve gerçek neyse bunları ortaya koymalarına büyük ihtiyaç olduğunu ben düşünüyorum. Yani vatandaşın önce bir bilgilendirilmesi gerekiyor doğru ve sağlıklı olarak. Evet. Efendim, eğer müsaade ederseniz iki numaralı yazıyı tekrar koyalım. Tehlikeyi tabii. Bir daha göstereyim ben ki iyice akıllara yer etsin, o açıdan söylüyorum. Sadece Adalar Denizi'nde 12 mile bir kısmında çıkartılıyordan ne oluyor bakın. Bakın şimdi şu 6 mil kara sularına bakarsanız orada Küçük Çuha Adası ile Girit Adası arasında 6 milde boş bir alan var. Uluslararası su alanı görüyor musunuz? Bizim gemilerimiz oradan rahatlıkla geçebiliyor şu anda. Yani silahlarını, radarlarını açarak, helikopterlerini çalıştırarak, helikopterleri uçarak geçiyor. 12 mil olunca ne oluyor? Görüyorsunuz, orası kapanıyor. Orası kapanıyor. Yani Güneybatı, Ege, Adalar Denizi geçitleri tamamen Yunanistan'ın kontrolüne giriyor. Yunanistan yani kritik bir bölge tabii ki orası. Tabii. Ve daha da önemli bir şey daha söyleyeyim. Küçük Çuha Adası'nın iyice sorgulanması gerekir. Egeidak statüsünde olması kuvvetle muhtemeldir. Her ne kadar bugüne kadar yayınlanan, internette yayınlanan, devletimiz hala, Dışişleri Bakanlığı hala 152 adet adacık kayalığın hangileri olduğunu açıklamamıştır. Hep sayı bildirmişlerdir. Süleyman Demirel de bildirmiştir. Dışişleri Bakanı da bildirmiştir. Milli Savunma Bakanları da bildirmiştir. Ama hangilerinin Egeidak olup olmadığını, bakın çok önemli bir şey söylüyorum, resmi ağızdan daha henüz kimse söylememiştir. Bir deklarasyon yoktur. Benim bu haritada koyduklarım tamamen açık kaynaklarda yer alandır. Ben bunu çok net bilmeme rağmen ben koyamadım. Dışişleri Bakanlığı özel bir harita yapmadım özellikle. Çünkü Dışişleri Bakanlığı böyle bir açıklama yapmadığı için açık kaynaklardaki haritaları kullandım. O nedenle bu konuda da çalışma yapılması gerekir diyorum. Evet. Komutanım şimdi tabii siz tehlikeye dikkat çekiyorsunuz ama şimdi Yunanistan'ın böyle bu durumlarda böyle Türkiye'ye karşı bir takım şeyleri var. Yani ülkemizde uluslararası alanda böyle sıkıştırma gibi böyle bir değişik bir politikası var. Ve Türkiye'yi böyle çok affedersiniz yani haydut devlet konumuna sokma gibi bir takım da hesapları var. Bunlara karşı ne yapılması gerekiyor? Efendim öncelikle şu çok önemli. Biliyorsunuz bu en son Atlantik Konseyi denilen sivil toplum kuruluşu, düşünce kuruluşu ki çok etkilidir biliyorsunuz. Öyle evet. Bir düşünce kuruluşudur. İçinde de maalesef Türkler olmasına rağmen Türkiye'yi 10 tane küresel risk olarak Amerika Birleşik Devletleri için 10 tane küresel risk senaryosu oluşturmuşlar. Türkiye bunlardan bir tanesi ve yüksek olasılıkla bu risk gerçekleşecek diyorlar. Türkiye haydut devlet olma yolunda ilerliyor. Haydut devlet olacak diyor. Şimdi haydut devlet ne demek? Bir kere onu ne demek? Evet ben onu soracaktım. Haydut devlet ne demek? Haydut devlet şu demek. Küresel barışı tehdit eden. Ne yapacakları önceden tahmin edilemeyen. Kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına yardım eden. Kendi halklarına merhametsizce davranan. Komşularını tehdit eden, altını çiziyorum, komşularını tehdit eden. Bakın üzerimizde oynanan oyun budur. Türkiye Yunanistan'ı tehdit ediyor. Türkiye Yunanistan'ı tehdit ediyor. Katı bir şekilde taraf oldukları uluslararası anlaşmaları ihlal eden. Bakın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ihlal ediyor. Terörizmi destekleyen hatta bunu siyasetlerinde bir araç olarak kullandıklarını iddia eden devletler için bu tanım kullanılıyor. Uluslararası hukuk tanımı. Bakın küresel barışı tehdit etme. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Türkiye uymuyor deniliyor. Yansı onu açabilirsek orada halkımız da görebilir. Ne yapacakları önceden tahmin edilemeyen. Yani ben kontrol edemiyorum diyor. Dikkat ederseniz bir takım söylemler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin vesaire. Türkiye artık kontrolden çıktı, kontrol edemiyoruz.
Bunların hiçbir tanesi rastlantı değil. Bakın, planla bir planın parçası olarak devam ediyor. Bir akademisyen olarak, bir akademisyen olarak konuya farklı bakarız biz. Yani ne dediğinin altı... Bu arada tabii Cihat Yaycı'nın aynı zamanda doçent doktor olduğunu da bu vesileyle, yani bir akademisyen olduğunu da söyleyelim. Yani askerlik yanında bir de akademisyen olduğunu da belirtmiş olalım. Sağ olun. Kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına yardım eden. Nasıl? Bakın, bizim gemimizi durdurdular değil mi? Gemimizi durdurma Alman, Yunanlı komutan emir verdi. Bakın, Yunanlı girişimi aslında. Ama Almanların üzerine kaldı. Alman gemisini tefrik ettiği için, git sen ara dediği için, en yakın gemi olduğu için Almanların üzerine kaldı. Almanlar İtalyanların üzerine kaldı. Halbuki asıl sorumlu Yunanlılardı. Yunanlı, evet. Yunanlılardı. Yani orada da yanlış bir şeyimiz var bizim. Gerçekten bunu düzeltmemiz lazım. Yunanlıyla bizim, ya Almanya'yla problem oluşturacak durumdan ziyade Yunanlıyla bizim bunu gündeme getirmemiz lazım. Yani Yunanlı yaptırdı bunu. Almanya'yı da aslında bu oyuna, tuzağa Yunanlı çekti. Eğer Almanya bunu istemiyorsa tabii. Evet. Kendi halklarına merhametsizce davranan. Bakın, iki tane örnek vereceğim şimdi size. Birincisi şu. Nordic Monitor diye FETÖ'cülerin ünlü bir sitesi var. Meşhur. Nordic Monitor. Şimdi bu site devamlı Türk yerliğine yardım, yayın yapar. Şimdi orada diyor ki, efendim bu işte Baltık ülkelerinden yayın yapıyorlar bunlar. Türk vatandaşlarını Türk büyükelçilikleri fişliyor. Kendi vatandaşlarına fişleme yaptırıldığı söyleniyor. Evet. Halbuki fişliyor dedikleri firari FETÖ'cüleri takip etme bir bildirme. Çok çok normal. Terörist bildirmez mi devlet? Efendim bakın, gündeme getirilen, kim tarafından gündeme getirildi? FETÖ'cüler tarafından değil mi? Çıplak arama konusu. Bakın, öyle bu iç siyaset alet edilebilir belki. İç siyaset alet edilirken iktidar muhalefet çatışması bilmem ne olabilir. Onun için kullanılabilir. Ama bunun altında yatan asıl neden, kendi vatandaşlarına kötü muamele yapan devlet imajı çizmek için. İşte bunu yapan kim? Yine FETÖ'cüler yayınladı bunu. FETÖ'cüleri çıplak aradılar diye. FETÖ'cüleri. Devlet belgelerini koydu, vesairesini koydu falan. Ama oyunun büyük oyunu görmek lazım. Büyük resmi görmek lazım. Komşularını tehdit eden, Yunanistan'ı devamlı tehdit ediyor. Katı bir şekilde taraf oldukları uluslararası anlaşmaları ihlal ediyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı. Hep bu algı operasyonu yapılıyor. Terörizmi destekleyen MİT tırları kumpası, hatırlayın. Bu gemilere de MİT gemileri demişlerdi. Terörizmi destekliyor. Bakın. Türkiye'yi haydut devlet ilan etme gayreti var. Ve bu Atlantik Konseyi'nin raporunda çok yüksek olasılıkla diyor. 10 senaryodan en yüksek olasılıkla gerçekleşecek olan bu senaryo diyor. Türkiye haydut devlet olacak diyor. Bakın, büyük resmi çiziyorum. Şimdi sanmasınlar ki insanlar, Türkiye'de Türkiye haydut devleti olursa, işte muhalefetteyim ben mesela diyelim, iktidar değişir. Tamam, iktidarla alakalı bir konu falan. Hayır, bu Türkiye ile alakalı bir konu. Neden? Ya yani, iktidar meselesi değil tabii ki, bu milli mesele. Değil, evet. Türkiye meselesi bu. Türkiye meselesi. Örnek vereyim ben şimdi size. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri daha önceden kimleri haydut devleti ilan etmişti? Afganistan, Irak. Afganistan ne oldu? Dağıldı. Devlet yok. Evet. Herkes orada. Irak dağıldı. Paramparça oldu. Küba, tecrit, hala uğraşılıyor. Açlık, sefalet içerisinde kalıyor. Libya dağıldı. Yugoslavya dağıldı. 5 tane devlet ilan etmişti bugüne kadar. Şimdi 4 devleti daha ekledi buna. Kimler? İran. Adamların hiç hareket edecek hali kalmadı. İran. Kuzey Kore. Suriye dağıldı. Venezuela. Ve sırada Türkiye.
Bunların başına gelenler, bunların başına gelenler bize ders olmalı. Ve Türkiye dik durmalı. İç cephesini çok sıkı tutmalı. Bu iç siyasi malzeme yapılacak bir konu değil. Konu değil tabii ki, tabii ki. Tabii. Evet. Yani biliyorsunuz özellikle ben siyaset dışı duruyorum ve siyasi, kesinlikle iç siyasete girmiyorum. Ama milli meselede milli birlik, beraberlik çok önemli. Çok önemli. Bakın yanlışları da söylüyoruz, doğruları da söylüyoruz. Diyoruz ki Yunanistan'ı muhatap almadılar, çok büyük yanlış. İşte Egeydaklar ilan edilmedi, yanlış. Şimdi burada da bunları söylemek durumundayız. Objektif, vatanseverlik, vatanperverlik bu demektir ya. Benim gözümde bu demektir. Şimdi Türkiye ne yapmalı? Şimdi ben dedim ki, şimdi millet zannediyor ki bazıları anlamıyorlar. Kurduğumuz stratejiyi anlamıyorlar. Şimdi komşularına tehdit eden ülke, devlet konumuna soktular ya bizi. Bu konuma soktular. Neticede Doğu Akdeniz'deki mesele ya da Doğu Akdeniz'deki mesele Avrupa Birliği Türkiye meselesi haline dönüştürdü Yunanistan. Doğu Akdeniz'deki meseleyi S-400 bağlamında bağladı ama hemen S-400'ün altında ne yazıyor? Aynı zamanda bu şeyde de öyle yazıyor. Bu Atlantik Konseyi raporunda Doğu Akdeniz diyor. S-400 ve Doğu Akdeniz diyor. Ve Kürtlere karşı diyor şunu yapıyorlar diyor. IŞİD'e karşı da diyor IŞİD'le işbirliği yaptılar diyor. Bakın ya IŞİD'le en fazla savaşan devlete IŞİD'le işbirliği. Türkiye evet tabii. En fazla savaşan devlet, en fazla. Türkiye'de sığınmacı sayısı, dünyadaki sığınmacı sayısına göre oranı ne biliyor musunuz? %64. Biz dünyadaki bütün sığınmacıların %64'ünü biz besliyoruz. Biz besliyoruz. Yani Türkiye insani bakımdan bunları ön plana çıkartmalı. Ki yani Avrupa Birliği falan da hiçbir doğru dürüst bir destek vermemesine rağmen. Vermemesine rağmen. Bakın biz ne yapıyoruz? Bunları ön plana çıkartmak için. Türkiye'nin komşularına tehdit eden değil, tehdit edilen bir devlet olduğu gerçeğini uluslararası kamuoyuna bildirmemiz lazım. Anlaşmaları Türkiye'nin riayet ettiğini, Yunanistan'ın riayet etmediğini bildirmemiz lazım. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırıldığı ve askerileştirildiğini söylememiz lazım dünyaya. Bunun Yunanistan'ın bu asker, Türkiye'den bir tehdit mi var Yunanistan'a? Türkiye bir NATO üyesi, Yunanistan da bir NATO üyesi. Bugüne kadar Türkiye herhangi bir adayı işgal edeceğim diye Yunanistan'a tehditte mi bulundu? Türkiye'nin böyle bir politikası da yok efendim zaten. Tabii böyle bir şey de yok. Evet. Hiçbir zaman olmadı. Türkiye statikodan yana, Türkiye Lozan Anlaşması'ndan yana. Türkiye Paris Barış Anlaşması'nda imzacı değil ama şartların uygulanmasından yana. Şimdi dolayısıyla Türkiye anlaşmalara riayet eden bir devlet. Karşı taraf anlaşmalara riayet etmiyor ve Türkiye'ye tehdit oluşturuyor. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak istiyor. Kamplarındaki, sığınmacı kamplarındaki rezaleti biz Baudex sitesinde, Baudex'in Twitter sitesinde her dilde yayınladık. Ve bu arada bizim kamplarımızdaki o düzenli yaşamı, biliyorsunuz Hollywood artistleri bile geldi takdir ettiler bizim kamplardaki düzenli yaşamı. Evet. Biz boğazımızdan kesip onları düzenli yaşatalım, sağlıklı yaşatalım diye boğazımızdan kesiyoruz, onlara veriyoruz. Halbuki Yunanistan'a gidenler ölüm, hayati tehlike yaşıyorlar. Şimdi bunların hepsinin dünya kamuoyuna anlatılması lazım. Tehdit altında olduğumuzu belirtmemiz lazım. Yunanistan'ın haklarımızı yediğini belirtmemiz lazım. Bunları... Şimdi çok önemli bir noktaya geldiniz. Türkiye bir yerde hani tehdit eden değil, bir yerde tehdit edilen de bir devlet konumunda aslında. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Lozan Anlaşması'na, sizin az önce söylediğiniz gibi 1947 Paris Anlaşmalarına göre bu konuyu ele aldığımızda Yunanistan'ın kullanımına verilen ama gayri askeri statüde bulunması gereken adaların 23 ada var bildiğim kadarıyla. Bunlarla ilgili gelişmelere baktığımız zaman neredeyse bu adaların tamamında bir yerde askeri statünün ortadan kalktığı, yani gayri askeri statünün ortadan kalktığı, silahlandırılmaması gerekirken silahlandırıldığı gibi gerçekle de karşı karşıyayız. Adalar dediğinizde Türkiye'ye bir taş atımı uzaklıkta olan adalar. Yani bunların Allah korusun ülkemizin böyle sıkıntılı, sorunlu bir halinde ülkemize karşı düşmanca tavırlarda kullanılabilecek bir yer olduğunu gerçeğinde göz ardı etmeyelim. Efendim şimdi bu Lozan'a
ve Paris anlaşmalarına göre adalarımızın durumu, yani Yunanistan'a devredilen gayri askeri statüde silahlandırmaması gereken yerlerin, adaların durumu nedir efendim? Şimdi bu da önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor çünkü. Efendim, eğer mümkünse arkadaşlarımız 12 numaralı bizim resmimizi açabilirlerse orada da gösterelim. Şimdi 1913 6 büyük devlet kararı var. Lozan Barış Anlaşması'nın 6, 12, 13, 15 ve 15. maddeleri var. Ve Paris Barış Anlaşması'nın 14. maddesi, 14. maddesinin 3. fıkrası ve yine aynı şekilde Paris Barış Anlaşması'nda devredilen adaların nasıl nasıl olduğunu feragat ettiğini de belirten 43. maddesi var. Yansı 12'de gösterilebilirse bilemiyorum. Orada görebilir arkadaşlarımız, halkımız. Şimdi bu adaların devir şartı çok net. Çok net. Devir şartı gayri askeri statüde. Bakın silahsızlandırılmış değil. Silahsızlandırılmış bir alt statüdür. Onun için özellikle gayri askeri statü sözünü çok, ifadesini çok açık ve kesinlikle kullanmamız lazım. Gayri askeri statü silahsızlandırmayı da kapsar. Örneğin. Daha geniş kapsamlı, evet. Daha geniş kapsamlı, çok sıkıdır. Yani bazıları silahsızlandırmayı kullanıyor. Çünkü sebebi ne biliyor musunuz? Yunanistan'ın, öyle düşünüyorum, Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerine itiraz etmiyorsunuz o zaman. Neden? Bir tabur asker getirirse silahsızlandırmayı bozmazsınız. Bir tugay asker getirirse silahsızlandırmayı bozmazsınız. Bir havaalanı yaparsanız, askeri bir havaalanı yaparsanız silahsızlandırmayı bozmazsınız. Ama gayri askeri statüyü bozarsınız. Şimdi çok önemli bir şeydir. Tabii tabii. Yani evet. Üzerinden askeri uçak geçerse gayri askeri statü bozulur, silahsızlandırma bozulmaz. Ve bir gemi, savaş gemisi liman ziyaretine giderse gayri askeri statü bozulur, silahsızlandırma bozulmaz. Çünkü silah yerleştirmiyorsunuz ama gayri askeri statü bozuluyor. Bozuluyor. Dünyada peki ya Cihat hocam, Cihat amirelim, yani sen böyle söylüyorsun ama ya dünyada da böyle uygulama var. Hemen var. Svalbard adaları var mesela. Bunun gibi bir sürü örnek gösterilebilir de Svalbard adaları var. Kuzey denizinde işte Norveç'in orada Svalbard adaları var ve silah gayri askeri statüdedir. Üzerinden uçak geçemez, savaş uçağı geçemez. Evet. Şimdi komutanım, bu adaların durumu nasıl peki? Yani Türkiye'ye bir tehdit midir bu şekildeki gelişme? Önce 16 tanesinde, sonra 18'inde var diye düşünüyorduk. Öyleydi. Şimdi bizim Baudex'in genç gönüllüleri var. Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Gurebaşı Statistik Merkezi. Bu çocuklar canavar gibi vatansever çocuklar. Onlarla beraber bir araştırma yaptık. Bu uydu görüntülerini aldık. Gördük ki 23'ün 23'ünde de gayri askeri statü bozulmuş. 23'ün 20. Dolayısıyla devir, egemenlik, devir şartı ortadan kalkmıştır. Yani bu adalar gayri askeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilmişlerdir. Ki ben rağmen Yunanistan talepleri kitabında yazmıştım. Çok net. Evet. O zaman ne yapması lazım Türkiye'nin? Türkiye bunları asker mi çıkar? Hayır. Askeri tedbir dediğimiz tedbir, en son tedbir, en son. Bunun ötesinde, bakın bunu çok iyi bir lobi faaliyetiyle, kamu diplomasisi faaliyetiyle dünyaya ve Yunanistan'a anlatmamız lazım. Baskı oluşturmamız lazım. Sen burada bana bir kere adaların egemenlik devir şartını ortadan kaldırdın, önce bunu halledeceğiz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yunanistan'la müzakere edecek neyi var? Alan mı var? Öyle bir alan söz konusu değil. Türkiye'nin Yunanistan'la müzakere etmesi gereken konular işte bunlar. Sen gayri askeri statüdeki adaları, gayri askeri statüdeki adaları tekrar Lozan ve Paris Barış Anlaşmalarında sana devredilme şartını sağlayacak şekilde dönüştür. O nedir? Bir müfreze asker, asayişi sağlayacak, jandarma kuvveti. Onun tabancası ve sırtında taşıyacağı tüfeği, asayiş için gerekli. O seviyeye gelmeden ben seninle hiçbir şey konuşmam denmesi lazım. Halbuki biz Yunanistan taleplerine boyun eğiyoruz. Yani bu
bu senenin değil, 10 sene önce de, 20 sene önce de, 30 sene önce de böyle. 1960'tan itibaren bu adaların statüsü bozuluyor. 1960'tan beri. Yani bu bizim şu eksikliğimiz var. Biz hakikaten diplomaside daha kuvvetli olmalıyız. Çok daha kuvvetli olmalıyız. Hukuku ve diplomasiyi çok iyi kullanmalıyız. Çok iyi kullanmalıyız. Ya komutanım, şimdi süremiz doldu gibi. Evet. Sadece son olarak şu bir toparlarsanız. Böyle bu adaların bu şekilde olmasının, yani evet anlaşmalara da böyle ama Türkiye'ye zararı nedir? Yani böyle bir durumda ne yapılabilir? Yunanistan Türkiye'ye herhangi bir şey mi yapabilir? Şimdi Türkiye'nin tabii şöyle, Türkiye'nin gücü, ben hep onu söylüyorum. Türkiye yetişkin bir adam, cüsseli, yani böyle izbandut gibi bir adam yani Türkiye. Bu da küçük bir çocuk. Küçük bir çocuk. Ayağına sürekli tekme atıyor. Yani şey, evet. O büyük izbandut gibi. Rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor, rahatsız ediyor. Hiç de ilgilenmiyor, bilmem ne de yapmıyor o izbandut gibi adam ama artık eline bir cam parçası alıp da adamın baldırına saplarsa o küçük çocuk, ona herhalde bir şey, hadi git sen de işine der diye düşünüyorum. Ya Türkiye'nin böyle bir durumda, yani Türkiye'yi hani istila edecekler falan meselesi değil ama niyet bu. 15 Temmuz'da Türkiye'de iktidar değişikliği mi istendi? Hayır, Türkiye'nin parçalanması istendi. Bakın bunu bir kere kesinlikle aklımıza yazmamız lazım. Türkiye'de iktidar değişikliği değil, Türkiye'nin parçalanması istendi. O Kürdistan kurulsun istendi, Ermenistan'a bilmem ne verilsin istendi, Doğu Akdeniz'den vazgeçilsin istendi, Adalar Denizi'ndeki, Ege Denizi'ndeki haklarımızdan vazgeçilsin istendi. Yunanistan her zaman Türkiye'nin zayıf anını kollar. Egeydaklara, egemenliği Yunanistan'a devrilmiş adacık kayalıklara nasıl sahip çıktı Yunanistan? Hep zayıf anlarda çıktı. Öyle değil mi? Karaada, Fener Adası, Meis Adası'nın yanındaki, onların nasıl çıkıyor? Türkiye'nin tepkisizliğinden çıkıyor. Yani Türkiye'nin onlarca yıldır gösterdiği tepkisizlikten dolayı çıkıyor. Veya başka problemlerle müdahil olduğu için Türkiye o tarafa dönemiyor başını. O tarafa dönemiyor. Ama şunu söyleyelim. Bizim askerlikte çok önemli bir söz vardır. Tehdit küçümsenmez. Tehdit küçümsenmez. Yanı başımızda taş atım mesafesinde ağır silahlı adalar varsa bu çok önemli bir tehdittir Türkiye'ye. Bu niyet kötüdür bir kere. Niyet var. Bir kere onu görelim. Niyet Megalida. Batı Anadolu'yu ele geçirmek. Yunanistan karşısında başka ülkede olmadığına göre tabii ki hedef biziz. Öyle. Hedef biziz. Ama takat var mı? Takat yok. Ama niyet var. O niyeti bir kere ortaya koymamız lazım. Niyeti ve bütün silahlanmasıyla beraber o adalara yapıyor. Şimdi bakın, insanın sinirine dokunulacak şekilde, tahrik edecek şekilde geçen hafta, iki hafta boyunca Yunan Genelkurmay Başkanı, bilmem ne bakanı sürekli adalardaki tugayları, ağır silahlı tugayları denetliyorlar. Ya silah, gayri askeri statüdeki adaları. Kör göze parmak sokarcasına. Ama Yunanistan bakanı da dahil, eski milletvekilleri de dahil, partililer de dahil şunu söylüyorlar. Biz Yunanistan medyasını çok yakından takip ediyoruz. Bu gayri askeri statüdeki adalar konusunu kesinlikle görüşmememiz lazım bizim diyorlar. Kesinlikle görüşmememiz. Bu Türkiye'nin ne kadar haklı bir duruşu olduğunu gösteriyor aslında. Evet. Bizim de dolayısıyla buradan gitmemiz lazım. Deniz Kuvvetleri eski kurmay başkanı, emekli tümamiral Cihat Yaycı ile sohbetimize yine kısa bir reklam aramızın arkasından devam edeceğiz. Yine tabii ki güncel bir konu, üniversitelerdeki rektör atamalarında yine Profesör Doktor İsa Eşme, eski Yükseköğretim Kurulu Başkan Yardımcısı ile konuşacağız. Reklamların hemen arkasından. Evet, Cihat Yaycı Bey'le sohbetimize devam ediyoruz. Efendim bir de şu var, işte sık sık basında yer alan bazı konular var. İşte şu kadar adamız Yunanistan tarafından işgal edildi. Bakıyorsunuz o Yunanistan'ın işgal edildiği ifade edilen adalara Yunanistan Cumhurbaşkanı çıkıyor. Yunanistan işte Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, bazı işte generallerinin falan çıkıyor. Oralarda bakıyorsunuz işte askeri birlikler oluşturulmuş.
işte kiliseler yapılmış, işte ne bileyim vatandaşların o bölgelere gelmelerinin teşvik edici bazı uygulamalar olduğuna da tanık oluyoruz. Bilinen veya kamuoyuna yansıyan haliyle söylüyoruz. Bu şekilde olan adalardan 18'inin işgal edildiği ifade ediliyor. Bu durum nedir efendim? Bunu böyle bir yansı üzerinde anlatırsanız. Evet, şimdi bir kere şunu söyleyelim Saygı Bey. Bu adaların sayısı 18 değil. Baştan itibaren söylediğim gibi 152 ada, adacık, kayalık grubu. Ada, adacık, kayalık grubundan bahsediyoruz. Evet. Ve 18'i sınırlamak son derece yanlış. Yani 18'in işgal edildiği ifade ediliyor. 18'in işgal 152'si, bakın bu 152 ada, adacık, kayalık grubunun içerisinde şehirler var. Şehirler kurulmuş. Şimdi konuyu çok yakinen bilmeyenler ya da bunu bir iktidar muhalefet meselesi yapmak isteyenler, işte adalarımız işgal edildi, ses çıkartılmadı vesaire. Bu konu 1923'ten günümüze kadar gelen bir konudur. Ya ve bu milli bir stratejiyle hareket edilmesi gereken bir konudur. Bu konu 1996 yılında, yani aslında şimdi çok eksik, bizim bütün her şeyimiz şundan kaynaklanıyor. Biz anlaşmaların maddelerine bakarız sadece maalesef. Halbuki anlaşmaların maddelerine bakarken anlaşmaların tutanaklarına bakmak lazımdır yorumlayabilmek için. O kelimeler, o sözler nasıl yazılmıştır? O cümleler nasıl yazılmıştır? Neden böyle ifade edilmiştir? Onlara bakmak lazımdır. Şimdi konuya böyle bakınca ve bu Lozan görüşmelerinin içerisinde yer alan, o günleri yaşayan, en azından Ankara'daki o görüşmelere, o meselelere, müzakere pazarlıklarına şahit olan, Ankara'dan Lozan'a çekilen telgraflara, oradan gelen telgraflara şahit olan insanların tutumlarına da bakmak lazım. Şimdi 1936 yılında Şükrü Kaya var. Muğla Eski İçişleri Bakanı, evet. Eski İçişleri Bakanı. Şimdi o adamcağız, o kişi hakikaten çok vatansever birisi ve konuyu çok iyi biliyor. Devredilmeyen ada, adacık, kayalıklara en azından Türkiye'ye yakın olanlara, Anakara'ya yakın olanlara jandarma botlarıyla, sandallarla çıkıyor. Tabelalar çakıyor, bayraklar çakıyor, bayraklar dikiyor. Bazılarına nöbet kulübeleri koyduruyor. Jandarma. İçişleri Bakanı olduğu için jandarma. Tabii. Ve buna o zaman Fevzi Çakmak karşı çıkıyor. Diyor ki Menteş Adaları bölgesinde olduğu için, yani 12 ada ve Menteş Adaları bölgesinde olduğu için, diyor ki İtalyanlarla bizi savaşa mı sokacaksın diyor. Ve Atatürk'ün müsaadesiyle, ona rağmen Atatürk'ün müsaadesiyle kendisi çıkıyor. Genelkurmay'dan bir destek gelmeyince kendisi çıkıyor bu sefer. Jandarma botlarıyla, İçişleri Bakanlığı'nın şeyleriyle, jandarmalarıyla. Onlarla çıkıyor. Buralara işte bir takım sahiplenme sembolleri koyuyor. Ve neticede hakikaten İtalyan Büyükelçisi acil randevu istiyor. Ve geliyor Dışişleri Bakanlığı'na, hatta Başbakanlığa geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Gelmeden önce de Fevzi Çakmak diyor ki Şükrü Kaya'ya, bak ben sana demedim mi diyor. Sana demedim mi? Ülkeyi savaşa sokacaksın diye dedim diyor. Falan. Şükrü Kaya da merakla bekliyor falan. Adam diyor. Adam, yanlış hatırlamıyorsam 800 civarındaki adaya, kayalıklara vesaireye gidiyor yani. Bu faaliyet yapıyor. İtalyan Büyükelçi diyor ki şu adamıza bayrak dikmişsiniz diyor. 800'e bir tanesine itiraz ediyor. Evet, evet. 800'e bir tanesine itiraz ediyor. Ve Şükrü Kaya dönüyor diyor ki bak bir tanesi, gerisini kurtardık diyor. Öyle tabii. Haklısın diyor. Haklıymışsın diyor. Yani onun farkına varılıyor. Farkına varmak değil, çünkü
Lozan görüşmelerinde bunların hepsi konuşulmuş konular. UŞİ'de konuşulmuş konular. Pazarlıklar yapılmış konular. O nedenle şimdi bu EGAYDAK yoktur diyenler ne tutanağı biliyorlar, ne Şükrü Kaya'nın yaptıklarını biliyorlar, ne başka bir şey biliyorlar. Vallahi enteresan, sağ olsun yani, Şükrü Kaya. Ve ondan sonra yalnız 1930'da Şükrü Kaya'dan sonra bu iş hakikaten devlette çok önemli varılmıyor. Farkına da varılmıyor. Ve peyderpey Yunanlılar bunlara sahip çıkıyorlar. Sahipleniyorlar. Şehirler kuruyorlar buralarda. Buralarda şehirler kuruyorlar. Şimdi geldiğimiz günde şu mevzu var. Bu eğer iki numaralı yansıyı açabilirsek göstereceğiz. Şimdi bu 152 adet adacık kayalık grubu bu gri ile gösterilen şimdi burada şunu söyleyeyim ben. Sarı renkli adalar var. Adalar Denizi'nde, Ege'de. Sarı renkli. Görüyorsunuz. Hem solda hem de sağda gri olarak gözüküyor. 6 mildeki sarı renklilere bakın. Bunların hepsi bizim açık kaynaklarda yer alan EGAYDAK statüsünde ve bizim yorumlarımıza göre de EGAYDAK olması gereken adalar. Yani Yunanistan'a devredilmemiş adacık kayalıklar bunlar. Bunların karasuları şu andaki durumda dahi karasuları bizim Trakya bölgemizin yarısı kadar bir alana tekabül ediyor. 152 adanın genişliği değil mi? Tabii. Ve bunun daha da incelenmeye devam etmesi gerekir. Onun için grup diyoruz biz. Sayı, net sayı söylemiyoruz. Çünkü mesela Küçükçuğa Adası, bu adanın da eğer iyi incelenirse EGAYDAK statüsünde olduğu ortaya çıkabilir. Onun için grup demek çok önemlidir. Sayıyla sınırlamamak çok önemlidir. Çünkü bu konuda en azından şu ana kadar olanları Dışişleri Bakanlığı açıklasa çok yerinde olur. Bunlar bize müzakere gücü kazandırır. Önce gayri askeri statüdeki adalar, EGAYDAK'lar konusu görüşülmeli. EGAYDAK sorunu çözümlenmeden, yani Yunanistan'a devredilen, anlaşmalarla devredilmeyen adacık kayalıklar sorunu çözümlenmeden Yunanistan'da hiçbir şey müzakere edilemez. Bir kere bunun altını çizelim. Ege'deki temel sorun Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmemiş adacık kayalıklar sorunudur. Bu sorun çözümlenmeden hiçbir konu müzakere edilemez. Edilirse çok yanlış olur. Çok yanlış olur. Geri dönülemez, hatalara neden olur. O yüzden EGAYDAK konusunun kesinlikle halkımızın gündeminde tutulması önemli. Ama şu şekilde değil. Efendim 18 tane adamız işgal edildi. Ya 18 adamız işgal edildi. Ne zaman işgal edildi? Türk bayrağı mı vardı? Türk askeri mi vardı oralarda? Birisi geldi o bayrağı mı indirdi? Yani şimdi konuşunca böyle de konuşmak lazım. Peki bunu söyleyen bazı askerler var. Sen görevdeydin. O zaman işgal edilmemiş miydi bunlar? O zaman orada Türk askeri mi vardı? Yok, öyle. Ama o şöyle efendim, şimdi boşken oraya Yunanistan asker çıkartıyor. Orada işte silahlandırıyor o bölgeyi. Ama işte o bölgeyi vatandaşların gelmelerini sağlıyor falan yani. Bir de böyle bir durum var. O zaman efendim, o zaman şunu söylemek lazım. 1936'dan sonraki dönemlerde ülkeyi yönetenler niye oralara çıkmadılar? Niye? Niye sadece Şükrü Kaya'da kaldı? Yani bu konuda bizim denizler konusunda çok ciddi eksiğimiz var. Çok ciddi eksiğimiz var. Biz hala mesela çok net bir şey vardır. Bakın çok net söylüyor. Meis Adası'nın yanındaki iki tane Fener ada var. Adası. Karaada ve Fener Adası. Siz de bunu konuşmuştuk daha önce, biliyorsunuz. Siz bunu haber yapmıştınız, gündeme taşımıştınız. Evet. Ve bu adalar kesinlikle ve kesinlikle Yunanistan'a devredilmemiştir. Bakın çok net. Çok net. Yunanistan'a devredilmemiştir. Yani en iyi ihtimalle İtalya'ya devredilmiştir. Ama Yunanistan'a asla devredilmemiştir. Orada Yunan askerinin bulunması kabul edilemez. Çok stratejik öneme sahiptir. Yunan tezlerinin hepsinin çökmesi anlamına gelir o adalara sahiplenmemiz bizim. Çok çok önemlidir. Niye efendim peki biz geriye yapılmıyor bu konularda? Efendim, siz...
Ben şimdi burada deniz kuvvetlerinde bulunduğunuz için söylüyorum. Yani mutlaka bunlar değerlendirilmiştir, toplantıları şimdi, falan yapılmıştır. Tabii. Şimdi bunu en çok da herhalde bizim komutanlarımız gündeme getirmiştir bu konuları. Yani bu askerler konuları, getiriyor, siyasetçiler biraz demek ki. Denizcilerden bahsediyorum. Denizciler anladım. Bu konuları sahip. Zaten 1996'da Egaydak meselesini ortaya çıkartan deniz kuvvetleri komutanıdır. Yani ondan önce Egaydak konusu yoktu. Deniz kuvvetleri komutanı çıkartmıştır. Bunu Güven Erkaya çıkartmıştır. Ve bu konuda çalışma yapan yine Mustafa Özbey Amiral'dir. Onların emirleriyle bu çalışmalar yapılmıştır. Yani egemenliği Yunanistan'a devredilmiş ada adacıklar, kayalıklar sorununu ortaya koyanlar, aslında akademik çalışmaları yaptıranlar, arşiv açtıranlar, Genelkurmay'da Yunanistan Kıbrıs dairesini bu nedenle kurduranlar. Nerede? Dolayısıyla bizim burada aynı, ama bu neticede Cumhurbaşkanlığı dönemin Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel'in Paris'te hayat bulmuştur. 152 adet adacık kayalık grubu Yunanistan'a devredilmiştir. Aidiyeti tartışmalıdır diye beyanat vardır. Cumhurbaşkanı bunu söylemesi çok önemli. Ama ben 40 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ve gönül verdim bu işe. Hem de bu konuda çok emek sarf etmiş bir akademisyenim. Görevdeyken kitaplar yazdım. Yani görevdeyken bu Yunanistan talepleri kitabını falan görevdeyken yazdım. Buradaki bütün Egaylaklar meselesini vesaire meselesini orada yazdım. Biliyorsunuz siz de. Biliyorum, evet. Yunanlılar beni tehdit ettiler. Ölümle tehdit ettiler. Yani, bu kitaplardan dolayı da. Şimdi dolayısıyla şöyle ifade etmek lazım. Bu bir milli meseledir. Tüm milli güç unsurları buna sahip çıkmalıdır. Buna sahip çıkmalıdır. Bu dönemde, bakın açıklıkta söyleyelim, iyi de öldür, hakkını yeme. Tabii. Bu dönemde deniz meselelerinin gündeme, bu dönemdeki kadar deniz meseleleri hiçbir zaman gündeme gelmemiştir. Ama şöyle, deniz meselelerinin gündeme gelmemesi de mümkün değil. O kadar denizlerimizle ilgili gelişmeler oluyor ki, işte bakıyorsanız bir Yunan komutanının talimatıyla gelip gemimizde arama yapılıyor. Veya işte Akdeniz'deki arama bölgesiyle ilgili sorunlar yaşanıyor. Yani ister istemez çok sıcak gündem oluyor efendim gemiler, denizlerimiz. Bunun neden gündem olması çok iyi bir şey. Tabii. Çok iyi bir şey. Ama sebebi şu aslında. Kamuoyu bilgilendirildi. Kamuoyu bilgilendirildi. Şimdi basamak basamak kitapları yazdık. İşte Münasır Ekonomik Bölge kitapları yazdık, Libya kitapları yazdık, Doğu Akdeniz kitapları yazdık, Yunanistan talepleri, Adalar Denizi, Ege sorunları kitaplarını yazdık. Artık bunların Ege sorunu değil, Yunanistan talebi olduğunu halkımız anladı. Dolayısıyla olaylar artık halkımızın ilgisini çekiyor. Halkımız bu konularla ilgileniyor. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Önceden deniz, kimse 4 sene önce, bakın çok net söylüyorum çünkü bunu gerçekten çok yakından gözlemliyorum. 4 sene önce Türkiye'de münhasır ekonomik bölge nedir diye sorsanız çok 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 az kimse bilirdi. Ama şimdi ben bakıyorum, herkes bu konuda bilgi sahibi oldu artık. Yani deniz yetki alanları konusunda bilgi sahibi oldu, adalar konusunda bilgi sahibi oldu. Bunlar çok çok önemli. Bunların gündem olmasından da çok son derece memnunum. Ama bu öyle bir konu ki milli birlik ve beraberlik içerisinde yürütülmesi gereken bir konu. Milli birlik beraberlik içerisinde zaten şu da var. Öyle bir durum da var. Milli birlik beraberlik içerisinde Libya deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması 4 partinin oy birliğiyle geçmedi mi mecliste? Evet. Değil mi? Yani demek ki 4 parti de aynı kanaatte. İktidar. Tabii yani biz siyasi partilerin gerçekten milli konularda farklı bir tutum göstermedikleri de ortadadır. Yani çok görüşleri ne kadar farklı olursa olsun ama milli konularda herkes tek vücut oluyor. Bu da bir gerçek. Çok şükür. Efendim bir de şimdi tabii şu gündeme geliyor. Yunanistan'da Türk azınlık bulunmaktadır. Bunların işte okulları vardı, ibadetleriyle ilgili
kısıtlamalar olsa bile yine ibadetlerini insanlar yapabiliyorlardı. Yunanistan'da sanki Türk azınlığa karşı orada bir farklı yeni politikalar uygulanmaya başlandı. Bunu siz araştırmışsınızdır mutlaka. O konuda ne gibi gelişmeler var efendim Yunanistan cephesinde? Efendim şöyle, hakikaten çok acı gelişmeler var Batı Trakya'da. Batı Trakya'da 20 yıl sonra, yani 20 ile 30 yıl arasında hesaplanıyor, Türk kalmayacağı söyleniyor Batı Trakya'da. Enteresan. Yani 20 ile 30 yıl arasında bu Yunanistan'ın baskı politikaları nedeniyle Türk kalmayacağı söyleniyor. Biliyorsunuz, bakın bizde ne kilisesi var? Rum Ortodoks Kilisesi var, değil mi? Evet. Aynı zamanda Rum okulları var, değil mi? Var. Var. İşte adada bile, mesela Büyükada'da Rum İlkokulu var. 6 tane öğrencisi var. 6 tane öğrenci için Rum okul açık. Yanlış hatırlamıyorsam en son kapandıysa. Doğru öyle. Şöyle yapıyorlar. Hatta Türkiye'de çocuğunu göndermezlerse bile yurt dışından getirip yani altı, o okulu açık tutmak için böyle bir politikalar var mı? 6 kişi. Adı ne? Rum okulu. Değil mi? Rum Ortodoks Patrikhanesi. Değil mi? Fakat Yunanistan Lozan Anlaşması'nı hiçe sayarak Türk azınlığı yok sayıyor. Önce Türk Müslüman azınlık okulları vardı. Türk Müslüman azınlık okulları vardı. Onları Türk'ünü kaldırdılar. Türk'ünü kaldırdılar. Şimdi azınlığı da kaldırdılar. Yeni. Geçen hafta. Ve Türkiye'de maalesef bu gündem olmadı. Yani Yunanistan'ın bu yaptıklarının yanına kar kalıyor. Yunanistan'ın bu yaptıklarını, insan hakları ihlalini, anlaşmaları hiçe sayan hukuk tanımazlıklarını bizim dünyaya duyurmamız lazım. Bunun çok ciddi gündem olması lazım. Biz niye hep kalede duruyoruz da bize şut çekilince oraya buraya panter gibi atlayıp topu çıkartmaya çalışıyoruz? Ya bir de gidelim onların yarı sahasında oynayalım. Bir de biz şut çekelim. Halbuki o kadar çok şeyleri var ki, hukuksuzlukları var ki. Ne kaldı biliyor musunuz? Müslüman okulları. Türkçe yasaklanıyor. Azınlık hakları ihlal edilmek için, azınlık hakları Lozan'da garanti altına alınmış azınlık hakları ihlal edilmek için azınlık ifadesi de kaldırılıyor. Lozan çiğneniyor, ayaklar altına alınıyor Yunanistan tarafından. Batı Trakya'daki zulme, herkes Uygur Türkleri diyor. Elbette Uygur Türkleriyle de ilgileneceğiz. Ama yanı başımızda zulüm gören Batı Trakyalılarla ne yapacağız? Batı Trakya'daki Türklerle ne yapacağız? Onlara bizim yönelmemiz lazım. Efendim, Yunanistan her zaman şunu yapmıştır bakın. Yunanistan arkasına hep büyük güçleri almıştır. Şimdi de büyük güçleri alıyor. Biz Yunanistan'ın bu politikasını önceden kestirmeliyiz. Bakın Türkiye, Türk-Yunan sorunu diye bir şey kalmadı. Avrupa Birliği sorunu Türk-Amerika sorununa dönüştü bu sorunlar. Ya burada gerçekten bakın bu konular bizim çok iyi diplomat yetiştirmemiz lazım. Sürekli bize isteklerini dikteder Yunanlılar. Sürekli taleplerini dikteder bize Yunanlılar. Ve biz de otururuz, onların taleplerini ne kadarını karşılamayacağımızı konuşuruz. Şimdi konuşulacak konu da odur biliyor musunuz Yunanistan'la müzakerede? Yunanistan'la müzakerede biz neyi konuşacağız? Yunanistan'ın taleplerinin ne kadarının karşılanacağı karşılanmayacağını konuşacağız. Tarihte hep böyle olmuştur. Halbuki tam tersini yapmamız lazım. Aynen. Bir de bizim taleplerimiz konuşulsun ya. Tabii. Yani Yunanistan talepleri, sittin senedir Yunanistan talepleri konuşuldu. 5 kere Yunanistan savaş kaybetti. 5'inde de toprak büyüttü. Neden? Hep taleplerini konuşturdu çünkü. Biz hala tarihten ders almıyoruz. Şimdi o yüzden kamuoyu bilinci son derece önemli. Konuşulacak konuların Yunanistan talepleri olmaması gerekir. Yunanistan taleplerini müzakere etmek çok yanlış bir şeydir. O zaman şu veya bu şekilde bir şeyler vermeyi kabul ediyorsunuz baştan demektir. Yani Ege'de
Ege sorunu yok, Adalar Denizi'nde sorun yok. Bunun altını çizelim. Yunanistan'ın talepleri var. Eğer siz onu sorun olarak adlandırırsanız, taleplerin ne kadar karşı talepleri sorun olarak adlandırırsanız, bunu tekrar tekrar söylüyorum, o zaman müzakere edeceğiniz konu taleplerin ne kadar karşılanacağı konusudur. Siz taleplerin ne kadar karşılanacağını konuşursanız, siz kaybedeceksiniz demektir. Baştan kaybetmeyi göze alıyorsunuz, vermeyi göze Sizin alıyorsunuz. Kitabının ismi de galiba Yunanistan'ın talepleriydi değil mi efendim? Tabii, Yunanistan talepleri. Yunanistan talepleri. Şimdi biz, bakın çok açıkça söylüyorum. Biz ne diyoruz? Biz Yunanistan'dan bir şey istiyor muyuz? Hayır. İstemiyor. Evet. İstemiyor. Kara sularını arttıralım mı diyoruz? Hayır. Yunanistan'ın işte şöyle diyelim. Biz Yunanistan'dan ne istiyoruz? Statüko. Bak kardeşim, kara suları arttırır mısın? Lozan dengesini bozdun, ona bile razıyım artık. 6 milde kal bari. Bak ya, Lozan dengesini bozdun, anlaşmayı bozdun sen, anlaşmayı ihlal ettin. Gayri askeri statüdeki adalardaki sana devir şartını yerine getir. Bak, anlaşmalara uy. Anlaşmalara uy. Ben bir şey istemiyorum senden. Sen hava sahasını dünyada hiç olmayan örnek gibi Karasuyun 6 milken 10 mil olarak uygulayamazsın. Herkesin uyguladığı gibi 6 mil, Karasuyun'un üstündeki saha senin hava sahandır. Yapma bunu diyoruz. Sana devredilmeyen adacık kayalıklara konma, üzerlerine çökme diyoruz. Biz bir şey istemiyoruz. Biz, ama Türkiye'de algı işte bu. O kadar ciddi bir algı operasyonuna tabiiz ki biz Türkiye'de. Çok net. Bu bize hep şöyle dayatılmış. Ege sorunları. Ege sorunları. Evet. Bir kere sorun deyince, sorun deyince mutlaka çözüm, siyasiye var. Çözüm akla geliyor. Tabii. Sen bunları çöz. Bunları çöz. Ege sorunlarını çöz. Ege sorunlarını çözen sen ol. Bak şimdi başarı bir hikayesi de yazılıyor. Başarı hikayesi. Ege sorunu. Yahu Ege sorunu değil ki bu. Yunanistan talepleri. Yani sen Yunanistan'a bir şeyler veren sen ol. Sonuç ne olacak? Paket şöyle olacak. Ege sorunu çözüldü. Halbuki gerçek ne paketin içindeki? Yunanistan'a verdin sen. Tabii verdiklerimiz olacak. Verdin sen. Ama ya böyle olmaz. Böyle olmaz. Dolayısıyla halkın da kamuoyunda bu konuda çok bilinçli olması lazım. Yani neyi konuşacağız? Neyi konuşacağız? Allah'ınızı severseniz ben anlamadım. Neyi konuşacağımızı anlamadım. Yunanistan'ın adalarının Doğu Akdeniz'de kıta sahanlı olduğunu mu konuşacağız? Nasıl olabilir? Dünyada örneği var mı? Dünyada örneği yok. Ukrayna'nın Romanya kıyısında Yılan Adası var. Uluslararası Adalet Divanı karar verdi. Dedi ki bunun ancak kara suyu kadar olabilir dedi. Bakın, Ukrayna'nın Türkiye gibi yani. Ukrayna'nın Romanya kıyısındaki adası için. İngiltere'nin Fransa kıyısında adaları var. Onlara da İngiltere dedi ki, Adalet Divanı falandan ziyade, kara suları kadar var. Ya yoksa Fransa'nın Manş kıyıları İngiliz kıyısı olur. Olmaz. Yani bu ada adil değil. İspanya'nın Fas kıyısında adaları var. İspanya'nın Fas kıyısındaki adalarında İspanya kara suları kadar bile deniz etki alanı tanımadı. Olmaz dedi kendisi. Malta Yunanistan gibi davransaydı Orta Akdeniz Malta'nın olurdu. Yani bize dayatmayı görüyor musunuz? Canım, Girit'te bilmem Akdeniz'in en büyük ikinci adası. Onun da kıta sahanlığı olmayacak mı canım? Ya Yunanistan ana karası olan bir devlet. Adalar devleti değil. Yunanistan Filipinler değil. Yunanistan Endonezya değil. Çevreleyemez. Sen ana karasının üzerinde ana karasının kıta sahanlığı olan bir devletin ayrıca adaların kıta sahanlığı olmaz. Yani ve biz bu Yunan dayatmasına nazaran acaba birazcık onlara da versek, bunlara da versek noktasına getiriliyoruz. Ve bunu bizim siyasilerimize, yönetenlerimize çok iyi anlatmamız lazım. Çok iyi anlatmamız lazım. Bunu örnekleriyle anlatmamız lazım. Eğer siyasinin önüne şunu koyarsak, efendim bu adalara da bir şey vermemiz lazım, deniz hukuku sözleşmesinde de şöyle yazıyor, böyle yazıyor derseniz,
O deniz hukukçu değil ki. Deniz hukukçu değil ki. Öyle düşünecek. Öyle düşünecek. Onun için bizim tabii devleti yönetmek çok zor bir sanat. Ben şimdi tek taraflı konuşuyorum. Onu da söyleyeyim. Yani birçok denge var. O dengeleri muhafaza etmek için bir takım devletin siyaseti vardır. Onlara saygı duyuyorum. Ama ben yani olaya sadece hani laboratuvar şartları altında bakıyorum. Yani sadece bu deniz konuları açısından bakıyorum. Devleti yönetirken onu dengeliyorsunuz. Öteki tarafta başka bir sorunu dengeliyorsunuz. Öteki tarafta başka bir sorunu dengeliyorsunuz. Sadece deniz yetki alanlarını konuşmuyorsunuz. O arada ekonomiyi de konuşuyorsunuz. O arada belki eğitimi de konuşuyorsunuz. O arada belki başka silahlanmayı da konuşuyorsunuz. Yani her şey birbirine bağlı bir müzakere süreci. O yüzden ona da saygı duymak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size sağ Sağ olun. olasınız. Gerçekten aydınlatıcı bir program oldu. Çünkü adalar, adacıklar, işte Yunanistan'daki gelişmeler, bunların çoğundan kamuoyunun yeteri kadar bilgisi olmadığını bildiğimiz için. Sağ olasınız efendim. Görüşmek dileğiyle Çok tekrar. teşekkür ediyorum. Ve şimdi biliyorsunuz üniversitelerde ilginç gelişmeler oluyor. Rektör atamaları ile ilgili olarak. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atamadan sonra o üniversitenin gerek öğretim üyelerinin gerekse öğrencilerin veya diğer üniversite öğrencilerinin onlara verdikleri destekler konuşuluyor. Karşımızda şimdi telefonla konuşacağımız isim İsa Eşme, eski Yükseköğretim Kurulu'nun başkan yardımcısı Profesör Doktor İsa Eşme telefonumuzda. İsa Bey, İyi yayınlar Saygı Bey. sağ olun. İsa Bey, üniversitelerde ne oluyor böyle? Çok teşekkür ederim. Önce bu konuya değindiğiniz için ben hem bir akademisyen olarak hem de doktora ve doçentlik çalışmalarının deneysel kısmını Boğaziçi Üniversitesi'ne yapmış biri olarak teşekkür ediyorum bu uyarınız için. Üniversitelerde aslında şimdi bir şey olmuyor. Epeydir bir şeyler oluyor Saygı Bey. Onu biraz sonra üniversitelerin yayın performansı bakımından geldiği durumu da eğer vakit kalırsa özetleyince daha yakından göreceğiz. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne gelince, isterseniz oradan başlayayım. Evet, güncel. Bugün sizin köşenizde de yer vermişsiniz, özetlemişsiniz gayet güzel bir şekilde. Boğaziçi Üniversitesi kökleri olan bir üniversite. İşte 1857'de kurulan Robert Koleji'ne kadar dayanıyor. Geleneklerine çok bağlıdır. Onu ben kendim de yaşayarak gördüm. Önce oradan başlayayım. 2007 yılıydı. Rektörlük seçimleri yapıldı üniversitelerde. Boğaziçi bunlardan biriydi. Her üniversiteden o dönemde 6 aday seçiliyordu. YÖK Genel Kurulu'na geliyordu. Biz de genel kurulda bu adayları çağırıyorduk. Üniversiteyle ilgili projeler nedir onları dinliyorduk. Dosyasını da dikkat alarak, bu dinlediklerini de dikkat alarak kendi aramızda oylama yapıp 3 ismi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı'na gönderiyorduk. Evet. Bu şimdi bir ayrı bir durum yaşandı ve YÖK tarihinde bu ilktir. Mevcut rektör o zaman Ayşe Soysal Hanım'dı. Ayşe Hanım az farklı ikinci sıraya düştü. İlk sırada Kadri Özçaldıran diye bir meslektaşımız vardı. Yalnız Kadri Bey geldi. Sorduk niye diye üniversiteyi araştırdık. Ayşe Hanım'la görüştük. Üniversitedeki diğer adaylar biz seçimde ilk sırada kimse onun atanmasını isteriz diye diğerleri görev kabul etmeyiz. O bakımdan gelmeyi nezaketsizlik olarak görmeyin katılmayacağız dediler. Ve Ayşe Hanım'a ısrar ettik. Ama siz gelin diye. O da kesinlikle reddetti. Bu bir kırgınlık değil. Üniversitenin geleneği zaten bunu gerektiriyordu. Bu YÖK tarihinde bir ilk yaşandı. Ben o zaman Boğaziçi Üniversitesi'nin açıkça bu geleneklerine bağlılığını yaşayarak gördüm. Şimdi bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan da aslında bununla ilgili. Öğrenciler ve akademik kadro tabii üniversite dışından bir gün sabahleyin baktılar başka birisi atanmış. Boğaziçi bunu azmedemez Saygı Bey. Yani diğerleri nasıl azmeder bilemem ama Boğaziçi böyle köklü geleneği olduğu için bu atanmaya karşı elbette tepki gösterdi. Olay budur Boğaziçi ile ilgili. Peki ama YÖK'ün yaptığı açıklamada geçmiş dönemde de benzer dışarıdan atama yapılmıştı şeklinde bir Bir açıklaması kere oldu. oldu, bir kere oldu bildiğim kadarıyla şey dönemde 12 Eylül döneminde oldu. İTÜ'den geldi ama o da öyle, sanıyorum öğrenciyi Boğaziçi'nden geçti. Ama onun durumu biraz farklı bundan. Yani Anladım. bir kere onun öğrenciliği Boğaziçi'nde bildiğim kadarıyla. Öyle hatırlıyorum ben onu. Tamam. Bir de o ihtilal dönemidir. Saygı Bey, şu anda bir demokrasiyle yönetiyoruz. Yani o Tabii dönemde öyle bu dönemi açıklamalarda hiç karıştırdık. o şekilde yapılmıyor. Evet. Zannedersiniz ki birkaç yıl önce bilmem veya yapılmış gibi gösteriliyor. Hayır. O Hayır. Şu farklı bir anda da takım. yalnız sanki mevzuata uygunmuş gibi deniyor. Çünkü şey değişti. Cumhurbaşkanı hükümet sesinden sonra biliyorsunuz bu atama üniversiteler tamamen devre dışı bırakıldı. Hatta YÖK de bana göre devre dışı bırakıldı. İşte ilana çıkılıyor. Şu üniversitede rektör atanacak deniyor.
kim rektör olmak istiyorsa başvuruda bulunsun deniyor. Bu başvurular YÖK'te toplanıyor. YÖK bunları ediyor kendi kriterlerine göre. Cumhurbaşkanlığı makamına sunuyor. Oradan atama yapıyor ama gördük ki atamalarda bu adeta şey hazırlanıyor. Yani önceden belirleniyor bazı isimler. 20 civarında kişinin işte belli iktidar partisinin de bir şekilde angajman olmuş kişilerden atandığını duyuyoruz basında. İsim isim bunlar verildi. Artık bunları yadırgamıyoruz. Hocam peki bu üniversitelerde bu rektör atamalarının üniversitelere getirdiği yani bu işte siyasetçi olanların atamaları üniversitelere ne gibi zararlar oluyor bu tür atamalarda? Şimdi bakınız zararları ne oluyor? Üniversite çok çok kan kaybediyor. Ben size şunu söyleyeyim. 2006 yılında benim YÖK Başkan Vekili olduğum dönemdir orası. Türk üniversiteleri tüm İslam ülkelerindeki yayın sayısının yarısından fazlasını yapıyordu. Yani hiç mukayese edilemeyecek kadar üstünlüğü vardı. Mesela 2007'de İslam ülkelerinde kişi başına üretilen makale sayısı 24 iken Türkiye'de bunun 10-11 katına eşitti. Yani müthiş bir üstünlüğü vardı. Tabii. Şimdi şu andaki durum nedir? Bakın hemen onu söyleyeyim. 2010-2015'te atıf alan yayın sayısı oranı, yani atıf alan yayınların toplam yayın sayısına orandır bu. Türkiye'de bu oran %51,4 iken İran bizim üzerimizde %59,74. Suudi Arabistan bile %60,26. Bakın biz nerelerdeyiz. Şimdi başka dünya üniversitelerindeki bilimsel makale sıralamasında hakkında da isterseniz bilgi vereyim. 2010'da Türkiye 33.357 makaleyle 18. sıradayken İran 30.032 makaleyle 21. sıradaymış. Ama 2019'da yani 9 sene sonra İran bu kez 64.744 makaleyle 15. sıraya geliyor. Türkiye 49.000 makaleyle 18. Yani İran bizim önümüze geçiyor. Bunlar çok önemli verilerdir Saygı Bey. Başka örnekler de var ama şimdi programımızda buna uygun değil. Hocam şimdi en çok övündüğümüz konulardan birisi işte bütün illere üniversite açtık. Bu iyi bir yol mudur? Yani bütün üniversitelere, bütün illere üniversite açmak. Bütün Saki illerde havaalanı kurmak falan iyi midir hocam? O zaman sizinle de biliyorsunuz görüşüyordum bu konuları. Biz o dönem YÖK dönemi, YÖK yönetimi her ile üniversite açılmasına karşıydı. Hatta hükümetle bu anlamda sürtüşmemiz bile oldu. YÖK Genel Kurulu bunu geçmedi, bekletti. Sonra hükümet işte bunu bir şekilde emrivaki yaptı, genişletti. Tabii ki iyi olmadı. Yani belki o iller için iyi oldu ama üniversitenin gücü ve enerjisi dağıldı. Ama bundan ziyade özellikle son 2008'den sonra diyeceğim çünkü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı bitmesiyle üniversitede tamamen siyasi iradenin eline geçti. İstedikleri gibi rektör adadılar. O süreç yani son 13 yıllık süreçte üniversiteler bu, izlenen bu politikalar nedeniyle yani siyasi arenanın içerisine çekilmeleri nedeniyle çok kan kaybetmeye başladılar. Yani her ile üniversite açılması tabii ki bir negatif etki yarattı. Ama ondan ziyade üniversitelerin siyasi alana çekilmesi üniversiteye çok daha fazla zarar verdi. Çünkü rektör üniversitenin en büyük karar organıdır. Şimdi rektörü siz siyasi tercihe göre yaparsanız rektör de diğer yöneticileri kendine göre seçer ve bu aşağı dekanlara, bölüm başkanlarına, ana bilim dalı başkanlarına kadar gider. Bu iklim tabii üniversitedeki özgür çalışma ortamını da negatif olarak etkiler. Az önce söylediğim veriler de zaten açıkça bunu gösteriyor. Evet. Hocam üniversiteler için denilir ki işte özgürlük kaleleri denilir. İşte her türlü görüşün ortaya konulduğu, tartışıldığı yerler olarak bilinir. Bugünkü üniversitelerin haline baktığım zaman ya dışarıdan baktığım zaman sessiz bir üniversite var. Birçok konularda görüş bile ortaya koyamayan, ne bileyim hukuk konuları ele alıyor. Acaba diyorsun ya hukukçular çıkıp da bununla ilgili konuşma yapar mı? Bakıyorsun hiç konuşan yok. Bakıyorsunuz ne bileyim işte pandemi süreci sessiz üniversitelerden böyle bu konularda bir duyarsızlık mı var? Biz mi öyle hissediyoruz hocam? Üniversitelerde duyarsızlık var ama tabii bu duyarsızlık yalnız üniversiteye özgü değil. Yani bu aşağı yukarı her alanda böyle bir duyarsızlık var ama üniversite bana göre duyarlı olmalı, susmamalı. Şimdi bazıları sosyal medyada görüyorum. Boğaziçi'nde böyle bir atama olunca ne oluyor? Şimdi elitlere gelince mi böyle ses çıkarıyor? Daha önce böyle atamalar var. Niye o zaman ses çıkarılmadı deniyor? Ben bu tür değerlendirmeleri haksız olarak görüyorum. Şöyle görüyorum. Madem o üniversitelerde böyle bir şey oldu, o zaman o üniversitelerin öğrencileri ve akademik kadrosu niye ses çıkarmadı? Yani Boğaziçi Üniversitesi tabii ki kendi bünyesinde böyle bir gelişme olunca öğrencisiyle, akademik kadrosuyla, personeliyle ses çıkarıyor. Demokratik direnişini gösteriyor. Doğru olan budur.
Bu üniversitede yakışmış her zaman da. Şimdi diğer üniversitede bunu gösterse, böyle bir tepki göstermemişse, bu Boğaziçi'nin de tepki göstermemesi anlamına çıkmaz. Üniversiteler tabii suskunluk içerisinde, sessizlik içerisinde. Bunun nedenlerini biliyoruz. Siz gazeteci olarak bunu herkesten belki çok daha iyi biliyorsunuz. Özlük hakları var. Bunun bazı bedellere dönüyor. O bakımdan bir suskunluk var. Aslında üniversite susmamalı. Üniversite araştırmalarının dışında tabii topluma yön gösteren bir kurumdur. Yani üniversitenin biliyorsunuz üç ana şeyi vardır. Birisi araştırma faaliyetleri, ikincisi eğitim öğretim faaliyetleri, üçüncüsü de topluma hizmet. Topluma hizmet kapsamında üniversite hukuk alanında eğer yanlış yapılmışsa üniversitelerin hukuk fakülteleri doğruyu söylemeli. Şimdi dini alanda biliyorsunuz birçok şeyler görüyoruz. Tarikatlar, cemaatler bunlarla ilgili olumsuz haberler var kamuoyunda. Ama biz ilahiyat fakültelerinin bu noktada ses çıkarmıyorlar. Hiç, evet. Duyamıyoruz onların seslerini. Öğretmenlik eğitimiyle ilgili birçok problemler var. Eğitim fakültelerinin sesini duyamıyoruz. Ama bizim dönemde böyle değil hatırlıyorsun. Bizim dönemde açıkça üniversitenin kurulları her türlü güncel olaylar konusunda açıkça görüşlerini açıklıyorlar. Tabii. Ayrıca şu da vardı. Üniversite arası kurul da sıkça toplantılar yapıyor. Güncel konularla ilgili açıklamaları hakikaten yapıyordu. Yani üniversiteler susan bir üniversite değildi. Hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Sağ olasınız. Başka bir programımızda görüşmek dileğiyle. Ve Sisler Bulvarı'nın sonuna geldik. İyilikler, esenlikler diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.